Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü tarih söyleşileri programında yaklaşık 100 sene önce sona eren bir haç hatırasını ele alacağız. Bu hatıra devletimizin, milletimizin, coğrafyamızın Haremeyn ile olan bağını, duygusunu, ilişkisini, irtibatını, bakış açısını ve yaklaşımını hatta uygulamalarını ortaya koyan bir hatıra. Ve mecburen tarihin acı bir cilvesi olarak sona eren, acısını hep hissettiğimiz ve ızdırabını bütün coğrafyanın yaşadığı bir sebepten dolayı sona eren bir hatırayı ele alacağız. Surre-i Hümayun. Evet hocam, Surre-i Hümayun. İslam dünyasında hanedandan hanedana, devletten devlete intikal eden Haremeyn'e, Mekke, Medine ve Kudüs'e duyulan saygıyı kurumsallaştıran bir uygulama. Evet. Ama bu uygulama öylesine böyle köklü bir geleneğe dayanmış ki yapılan yardımlar, bunların toplanması hepsi son derece insanı yücelten bir duyguya, bir sisteme dönüşmüş. Evet. Pek çok yansıması var. Surre-i Hümayun evet. Bir merasim. Aslında özü itibariyle diyelim ki Selçuklar için söz konusu ise Selçuklu başkentinden İsfahan'dan kalkan bir kafilenin Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye hediyelerle ulaşması veya Abbasilerde ise Bağdat'tan, evet, Emevilerde ise Şam'dan, Memluklarda ise Kahire'den, Fatimelilerden veya Büvehilerden ise bulundukları bölgeden Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ağırlıklı olarak halkına gönderilen hediyeler olarak biraz daha ileri gidecek olursak Kabe-i Muazzama'ya, efendim Merkad-ı Resulullah'a, Hücre-i Saadet'e, Beyt-i Makdis'e ve Beyt-i Makdis'e, Kudüs'e gönderilen hediyeler ve bu hediyelerin böyle bir protokol çerçevesinde, protokol dersek karşılıklı anlaşma değil, bir devlet merasimi usulü olan, erkanı olan, merasimi olan, adab-ı muaşireti olan bir şekilde gönderilmesi. Bunlar birer yardım ama böyle bir onlara sadaka verir gibi de olmuyor. İşte Cüshan diyor, Hazreti Musa kabrinde Kur'an okuma veya bir amme cüzü okuma falan gibi bir görev karşılığında verilmek suretiyle de oldukça karşıdakinin de onurunu zedelemeyen bir içerik sahibi olması. Yani böyle bir ihane değil. Öyle, o şekilde verir. Aslında görür ihane ama buna güzel bir yani karşıdakini onore eden bir formül de bulunmuş. Yani bir vazife evet, olarak o yüzden gözüküyor. De çok güzel bir şey yani. Yani bir fakire, bir muhtaca yardım gönderilen böyle sadaka yardım verir gibi olmuyor. Olmaktan ziyade devlet olmanın gereği. Evet. Hele o Haremeyn bölgesine hakimiyet söz konusu olunca ona hadimiyet desek daha doğru olur. Şüphesiz. Değil mi? Evet. Yavuz Sultan Selim'in ruhunu şahit etmek için. Haremeyn tabii. Daha böyle kurumsallaşan ve devletin itibarını, izzetini, ikbalini, padişahın saygınlığını, milletlerine karşı sorumluluğunu, Müslümanlar üzerindeki hamiliğini gösteren şüphesiz bir kervan. Nitekim padişahın Name-i Hümayun'u gittiği zaman orada bütün halk toplanıyor. Ülema, eşraf ve mücavir dediğimiz kimseler. Orada aleni bir şekilde hangi padişahsa, hangi Osmanlı sultanı ise onun Name-i Hümayun'u okunuyor. Şeyler tarafından Arapça'ya da ayrıca tercümeleri vesaireleri böyle o anda tercüme de ediliyor. Böylece yani inanılmaz bir herhalde gönül bağı oluşturulmuş oluyor. Evet. Adı üzerine zaten Surre-i Hümayun. Evet. Padişah devlete ait. Padişahı bağlayan, devleti bağlayan, devletin ikbalini ve iktidarını, hamiliğini gösteren bir uygulama. Evet. Surre-i Hümayun veya sizin ifadenizde bir kurumsal yapı, gelenekselleşen bir yüzyıllarca devam etmiş. Yani eğer bunu Yıldırım Beyazıt'le veyahut işte Çelebi Mehmet'le
veyahut ikinci Beyazıt'la başlatacak olursak demek ki 400-500 sene hiç ara verilmeksizin devam etmiş 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kurmuş. Buna kurum demeyip de ne diyeceğiz? Yani tam bir müessese. Bütçesiyle, görevlileriyle, adab ve erkaniyle, merasimiyle inanılmaz bir müessese. Evet. Aslında hocam bu uygulama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi İslam'ın ilk dönemlerden itibaren var evet. olan bu uygulama. Bu bir şiar, yani bir Müslüman devletin elbette ki Mekke Medine'ye olan saygısını, bağlılığını gösteren bir şiar. Aynı zamanda da bir meşruiyet kaynağı. Yani Emevi, Abbasi, Memluklu ve Osmanlı bunu yaparken elbette ki dini duygularla yapıyordu. Ama bir de bunun diğer yüzü var. Aynı zamanda bir meşruiyet oluyor. Nitekim Mekke Medine'yi koruyamayan bir iktidar meşruiyetini kaybediyor. Sürre-i Hümayun'un kısa bir tarihini, yolculuğunu, güzergahını, görevlilerini, menzillerini, evet. görevlerini sizden bir dinleyelim. Sonra da isterseniz elimizde bu Sürre-i Hümayun'la ilgili güzel gravürler var, fotoğraflar var. Evet. Fotoğraflar üzerinden de konuşmamıza devam edelim. Evet. Şimdi Evkaf-ı Hümayun diye Evkaf-ı Haremeyn diye bir kavram var. Yani Haremeyn'e ait vakıflar. Bu çok manidar. Bu konuda çalışmalar yapıldı. İlk çalışmayı Mustafa Güler Hoca yaptı. Daha sonra da birçok kimseye bu konuda tezler yaptırdı. Evkaf-ı Haremeyn Mekke Medine'ye yapılan vakıflar. Öylesine geniş ve zengin vakıflar ki Budin'den tutun Basra'ya kadar, Kırım'dan tutun Bahçesaray'dan ta Cezayir'e kadar imparatorluğun her tarafında bu nevi vakıflar kurulmuş. Evkaf-ı Haremeyn. Bazıları çok cüzi miktarlarda ama adeta kılcal damarlar gibi bunları topladığınız zaman çok büyük bir yekün tutuyor. Büyük bir organizasyon meydana getirilmiş. Bu vakıflar sadece devlet mi kuruyor, halk da... Halk tamamen halkın kurduğu. Tamamen şey. Zaten vakıf dendiği zaman malum yani devlet denetliyor. Çok sıkı bir şekilde. Devlet çünkü, adamlarının demek istediğim padişahlar, sultanlar, herkes yani sadece evet belki kendisinin fazla bir evi, hanı hamamı yok ama diyelim ki 500 akçesi var ki cüzi bir paradır. Haremeyn Vakfı'na bunu bağışlıyor. Bunlar toplandığı zaman büyük yekün tutuyor. Bununla ilgili büyük bir organizasyon var, teşkilat var. İşin başında da harem ağaları. Yani onlar işte çoluk çocuğu yok, paraya ihtiyacı olmayan kimseler onun için böyle şeyleri onlara daha rahat, akçeli şeyler onlara daha rahat emanet edilir düşüncesi muhtemelen. Bu şekilde bu paralar toplanıyor. Başka yardımlar var. Çok kıymetli hediyeler hazırlanıyor. Ve bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bunlar belirli bir program çerçevesinde, belirli güzergahlar kullanılarak bir takım protokol kuralları içerisinde Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e ulaştırılıyor. Evet. Bunların ne kadar miktar olduğu, nerelerden alındığı tek tek tespit edilmiş. Biraz önce de belirttik elimizde 5000'e yakın değil mi galiba? 4000 evet, küsür defter var. Defterlerin her birisi de böyle adeta bir tablo gibi. O kadar güzel. Ha, bak burada çok güzel bir defteri. Evet. Hepsi bu şekilde. Deri cildi. Çok güzel. Muhtemelen ceylan derisi falandır. Gördüğümüz gibi ortalarında işte mıklepleri vesaireleri. Ebat olarak da bunların ebatları da belli. Evet. 15'e 42. İnce uzun yani. 15 santim eninde. 42 santim uzunluğunda. Evet. Bu şekilde. Bu burada da yazı ile işte her birinin üzerinde bu yazı görülüyor. Bu defterler kiminmiş hocam? Bir sizden dinleyelim. Evet. Okuyabilir misiniz? Defteri nekabeti Sürre-i Şerife Berai Ahali Mekke-i Mükerreme An Evkaf-ı Cami-i Şerifi Merhume ve Mağfurun Leha Valide Sultan
Tabet seraha valide-i hazreti padişahı alempenah hullidet hilafetehu der mahrusa-i galata der vacibi seneyi sene erbain ve mi'ev elf 1140 evet tarihi. Bu 1140 tarihi evet 1728 vesaire oluyor. Üsküdar'daki evet. Valide-i Cedid Camii. Gülnüş Emetullah Sultan'ın olması lazım. Çünkü iki padişahın annesidir. Birinci, ikinci Mustafa, öbürüsü de üçüncü Ahmet. Bu defter hocam. Defteri. Vezaife İn'am ve Fetih ve Eczahanan ve gayrihi der Medine-i Münevvere an evkafı türbe-i şerif fi merhum ve mağfurun leh Gazi Sultan Murat Han tabe serahu der mahmiye-i İstanbul der vacibi sene selase ve hamsin ve mi'evel 1153. Evet. Bu o zaman Sultan Murad'ın şeyinden türbesten gönderilen hediyeler defteri mi evet. diyeceğiz buna? Evet, o şekilde oradan gönderilen hediyeler. Onun vakfından evet. gönderilen hediyeler. Bu hocam hediyeler buraya yazılıyor. Surre'ye yani Surre Emin'ine teslim ediliyor bunlar. Evet, hazırlanıyor. Hazır herhalde. Hazırlanması çok uzun Tabii. zaman sürer. Hazırlanıyor ve ondan sonra belli bir merasimle önce tabii uzun asırlar Topkapı Sarayı'ndan. Defterler hangi vakfın veya hangi şahsa aitse onun evet. gönderdiği hediyeler bu defterde kayıtlı. Kaydediliyor. Miktarlar kaydediliyor. Kimlere dağıtılması öngörüldüğü kaydedilmiş oluyor. Zaten çok hacimli defterler değil bunlar. Yani 10 sayfa, 15 sayfa, 20 sayfa. Hediyelerin listesi ve adreslerinin evet, evet. yer aldığı İçine defter. İçine gösteren herhangi bir kayıt. Burada yok hocam. Evet. Bu şekilde. Sonra bunu şey alıyor. Surre Emin'le hediyelerle beraber defter teslim ediliyor. Bu Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere veya Kudüs-i Şerife varıp adreslerine teslim edilince oradaki görevlere teslim ediliyor. Evet. O da adreslere teslim edince tekrar onaylayıp geri iade ediyor değil mi evet, defterlere? Bu şekilde adres yerini buldu. Şüphesiz evet. Anlamında. Altında zaten defterin içinde sonunda imzalar vesaireler hep yer alıyor bu şekilde. Şimdi hocam biraz Surre-i Hümayun'un tarihini diyorsun ya Surre-i Hümayun aslında büyük bir ekonomik faaliyettir. Evet. Bu ekonomik faaliyetin arkasında Efkaf-ı Haremeyn. Haremeyn evet. Yani Haremeyn vakıfları var. Evet. Aslında bu da bir teşkilat. Teşkilat. İşte Mustafa Güler Hoca'nın doktora teziydi o şekilde. Yani öyle rastgele bir iki değil hepsinin toplandığı bir organizasyon. Büyük bir organizasyon. Yapı var vakıf evet. organizasyonu. Ve buraya gidecek hediyeleri halka çeşitli insanlara. Onlardan da bahsederiz yani kimlere dağıtım yapılıyor. Yardımlar yer alıyor. Evet. Burada işte bir ferman var. Bu Sultan 1. Mahmud'un 1731 tarihli bir ferman. Saltanatın başları olmuş. 1731 30'da tahta çıkıyor. Evet daha yeni. 24 senedir ama çok az bilinen halbuki çok önemli iz bırakmış bir padişah olmasına rağmen Sultan Mahmud 24 sene. 1730-1754. Ayasofya'da da çok emeği var. Kütüphanesi İmareti var. İmareti yaptırıyor, şadırvanı evet. yaptırıyor, Sıbyan Mektebi'ni evet. yaptırıyor. İçinde muhteşem bir kütüphane yaptırıyor evet. hakikaten. Bir vakıf bir, eseri. Bakın bu Tuğra'nın hemen üzerinde de evet. Mucibince amel olana. İşte buna da ünvanına Hattı Humayun diyoruz. Hocam Surre'nin tarihine bir dönüp bakalım. Evet, evet dedik Abbasi, Emevi, efendim... Önceki dönemlerde de var, İslam hanedanlarında var dedik evet. ama bunun bir kurumsallaşma süreci var. Osmanlılar'da da kimle başlıyor genelde? Orada biraz ihtilaf var yani Çelebi Mehmet'den başladığı veya o babası Yıldırım Beyazıt döneminde. Yani arada biraz kesintiler olduğu için şu padişah zamanında diyemiyoruz ama muhtemelen Yıldırım Beyazıt galiba. Yani 14. yüzyılın ikinci yarısında evet. Yıldırım Beyazıt ve hemen evet. Sonra oğlu Çelebi Mehmet döneminde başlıyor. Evet. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan kısa bir süre sonra böylece başlamış oluyor. Ki o zaman henüz tabii Mekke, Medine
Osmanlı'nın elinde değil. Yok, Memluklar'da. Memlukların elinde. Memluklar'da çok büyük bir devlet. Ama Surre'nin asıl Hümayun vasfını kazanması, kurumsallaşması evet. ve kesintisiz bir şekilde devamı Yavuz Sultan Selim'le başlıyor evet. diyebiliriz. Evet, artık o zaten Haremeyn'de Osmanlı idaresine dahil olmuş ve hiç aksamadan geliyor. 20. yüzyılın başında işte o Şerif Hüseyin'in isyanı sırasında bir aksama oluyor ve orası bir orada zaten şey kopuyor. Kopuyor. Ondan sonra da bir şeyler gönderiliyor ama Yahya Kemal diyor ya kopar tel kesile rahenk ebediyen. Evet. Dediği gibi Yahya Kemal'in evet. Şerif Hüseyin evet. teli koparıyor. En azından demek ki 400 sene hiçbir inkıtaya uğramadan arada bir iki sene özellikle 3. Selim döneminde hocam Vehhabi isyanı hatta haccın yapılamaması durumu var. Tabii bu devletin itibariyle de doğrudan orantılı ve 3. Selim'in de iktidarını sarsan bir süreç oluyor. Şimdi Surre-i Hümayun ne zaman yola çıkıyor hocam? Şimdi normalde oradaki faaliyet Zilhicce ayında yani malum haç mevsimine oluyor ama ondan önce oraya ulaşıyor. Genellikle Recep ayı, bazen Şaban ayı yani bu üç aylar dediğimiz Recep ayı, Şaban ayında çıkıyor. Malum iki güzergah var. Birisi Şam güzergahı, öbürüsü de Mısır güzergahı. İki yol var. Deniz yoluyla gönderilmesi, kara yoluyla gönderilmesi. Bunların her birinin tabii ayrı incelikleri var. Ayrı karlı tarafları veya zararlı, mahsurlu tarafları var. Bütün bunlar hesap ediliyor. İşte bazı nazik dönemlere biraz önce belirttiğiniz gibi bu yolu kullanmayalım, şu yolu kullanalım gibi oluyor. Ama haç, bu Surre'nin de güvenliği çok önemli. Bu konuda sıkıntılar yaşanıyor yani. Yaşanmıyor değil. Bu urban dediğimiz yani Bedevilerin birçok saldırıları oluyor. Özellikle mühimme defterlerinde bu konuda çok hükümler var. Onun için Urban Surresi diye evet. onlara önceden gönderilen evet. bir hediye var ya hacılara saldırmasın, evet. haç güvenliği tehlikeye düşmesin diye. Aslında hacıların güvenliğinin tehlikeye düşmesi, evet. haçın yapılamaması halife ünvanı da taşıyan Osmanlı sultanları için evet. doğrudan meşhuriyetinin evet. sorgulandığı, evet. şüphesiz o, halifeliğinin tartışmaya evet. açıldığı. O duruma düşmemek için bütün gayret gösteriliyor evet. Kara yoluyla çıkanlar 12 Recep'te evet. yola çıkıyor. Deniz yoluyla hareket eden surreler bunlar aynı zamanda haç kervanları evet. diyebiliriz. Haç kervanı da beraber. İşte ne kadar kalabalık olursa o kadar elbette ki güvenli olmuş oluyor. Bu önemli bir şey. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar büyük bir kafile halinde, büyük bir kitle halinde gidiliyor. Ama orada bazen de bakıyorsunuz geride kalan bir gruba saldırıyorlar, bir belli bir bölümünü yağm ediyorlar. Yavuz Sultan Selim'in meşhur Mercidabık seferi, yani Mısır seferi dönüşünde de düşünün orduyu Hümayun var. Böyle bir saldırı oluyor ve Yavuz'un okumuş olduğu meşhur Vassaf tarihi, Yavuz seferler sırasında çok okuyan, yani demek ki anı değerlendiren, okuduğu Vassaf tarihi sandık içinde çalınıyor bir saldırıda. Çok üzülüyor. Diyor ki benim mutlaka süratle bir Vassaf tarihinin istinza edilmesi lazım. Kim bunu yapabilir? Bir kuvvetli bir müstensihten bahsediyorlar. O ne kadar zamanda? İşte 20 günde Vassaf tarihini yazarım diyor. 20 veya 25 günde. Yazıyor. Bunu şey çok etraflı anlatır Hoca Saadettin Efendi Selimname'de. Hazırlanıyor ve Yavuz onu okuyor. Yani düşünün Yavuz'un ordusuna, tabii ordunun tamamına saldırmıyorlar ama biraz arkada kalmış, geride kalmış bir grubu talan ediyorlar. Evet. Dolayısıyla çok tehlikeli bir bazen şey. On binlerce insana ulaşıyor evet. zamanın akışı içerisinde haç kafileleri. Evet. Dediğiniz gibi bunlar hepsi toplu da hareket edemiyor. Bu ayrı bir organizasyon. Yaklaşık 110 menzilde duruyorlar hocam. İstanbul'dan yola çıkan bir evet. kafilenin Mekke-i Mükerreme'ye varıncaya kadar. Menazili Haç değil mi? Evet. Haç. Durak noktaları. Dokları, evet. Konaklama noktaları. 110 nokta. Bunun affedersiniz tuvalet ihtiyacından yeme
içme hastalananlar varıncaya kadar mecalsiz olanlar, yani o günün şartlarını, bu yaz oluyor, kış oluyor değil mi? 40 bin, 50 bin evet, kişilik tabii. Kafileler olabiliyor, hayvanlar falan, büyük evet. Bir organizasyon. Çok büyük bir. Gerekiyor. Yani sıradan bir organizasyondan bahsetmiyoruz. Evet. Ama zaten biliyorsunuz Osmanlılar organizasyon kursa çok başarılı bir devlet. 100 bin kişilik ordu, 150 bin kişilik ordu İstanbul'dan alıyor, Viyana'ya kadar götürüp getiriyor. Etrafımız hiçbir şekilde tarumar etmeden evet. Tabir caizse bağdan koparılan bir üzümün yerine evet. Bir altın astıracak evet. Nizamı asayişi sağlayarak deniz yoluyla gidenler Şaban ayın ortasında. Evet, gidip onlar Beyrut genellikle Beyrut limanından çıkıyorlar. O Beyrut limanından sonra Şam'a ulaşıyor. Asıl karargah Şam tabii. Şam'da bütün şeyden Türkistan'dan gelen, başka yerlerden gelen acılar vesaire hep orada toplanılıyor ve ondan sonra toplu halde gidiyorlar. Ve bundan da sorumlu olan Emirül Hac. Yani Şam'a varıldığı zaman orada Emirül Hac bu görevi devralıyor. Nereye kadar? İşte Medine'nin yakınındaki bir kasabaya kadar. Ondan sonra Hicaz görevlileri emaneti devralıyorlar. Böyle bir çok esasında bir şey var. Paylaşım veyahut da iş bölümü söz konusu. Bir de Hicaz Demir Yolu açıldıktan sonra onlar da Şevval ayının ortalarında hareket ediyorlar ki daha hızlı intikal, daha güvenli şüphesiz. İntikal. Yani Şevval ayının ortasında olursa yine 1,5 ay, 2 aya yakın bir zaman var şeye. Yani haç mevsimine evet. Şevval'den sonra Zilkade var, sonra Zilhicce var. Evet. Tabii Recep'te yola çıkanlar 5 ay. Onlar evet sürüyor. Bir de hocam bu kafilenin geri dönüşü var. Biz hep Surre Haç deyince İstanbul'dan ya da Anadolu'dan veya herhangi bir bölgeden çıkıp Mekke-i Mükerreme'ye varışı hesap ediyoruz. Aynı şekilde bu kafilenin bir de geri dönüşü var. Bunun da bir merasimi var. Evet. Bir tertibi var. Bir de bu kadar geniş kitlenin yiyeceği, içeceği meselesi. Aynen bir orduyu düşünün değil mi? Ordu için biz biliyoruz bazı sefer mühimmeleri var. Bakıyorsunuz evvel baharda işte Rumeli canibine seferi Hümayun'un vardır. Şu kadar yağ, bal, şeker, pirinç vesaire. Burada da benzer şey oluyor. Yani gerek Mısır kafilesi, surresi, gerekse Şam surresi için yani İstanbul'dan gelenler için veya Anadolu'dan yiyecek içecek meselesinin temini de söz konusu. Bunlar için de aynen o orduya için yapılan hazırlık gibi satın alınıyor. Üreticilerden, köylülerden bir takım iaşeler alınıyor. Bir kısmı bunların belli menzillere önceden gönderiliyor. Yani bozulmayacak olan maddeler öyle gönderiliyor. Bazı hassas olan yani bozulabilecek olanlar da günlük olarak veya haftalık olarak alınıyor. Bütün bunlar işte biraz önce söylediğimiz aynı yere kalıyor. Büyük bir organizasyon. Meşakkatli bir organizasyon. İki tane kafile var diye biliyorum. Evet, bir tanesi İstanbul'dan yola çıkıp İstanbul, Anadolu, hatta İran taraflarından tabii Türkistan'dan falan gelip İstanbul'a Şam üzerinde buluşuyorlar. İstanbul'da ise Türkistan coğrafyası evet. Ve diğer bölgeler hep gelenler için orada. Evet. Bir buluşma mekanı. Evet, evet. Sonra İstanbul'dan kervan yola çıkıyor. Şam'da buluşuyor. Bir de Mısır'dan. Evet. Onda Mahmili Mısır. Evet. Deniliyor. Sonra Medine-i Münevvere'ye, sonra Medine-i Münevvere'den evet. Mekke-i Mükerreme'ye geçiliyor. İntikal ediliyor. Hocam, Surre-i Hümayun'un temel simgesi, vasfı Mahmili Şerif. Mahmili, evet. Buna Mahmili Hümayun da adı evet. veriliyor. Şimdi ekranda bir mahmil evet. Görüyoruz. Bu Abdülmecid devri mahmili. Aslında mahmiller ilk dönemlerde siyah. Fakat bizim bugün elimize ulaşan mahmiller yeşil, kırmızı. İşte bu kırmızı mesela farklı renklerde de yer alıyor. Baktığımız zaman mahmilde burada mesela Sultan Abdülmecid'in tuğrası evet.
bu. Şuralara baktığımızda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah Muhammed yine La kelime-i tevhid yazıyor. Fakat mahmilin dört tarafında yazı var. Mesela burada görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye devam ediyor. Yani enteresan bir şey. Ayetel kürsi mahmile. Dantel gibi işlemişler. İşleniyor. Tabii bunlar altın, gümüş dantel yazılarla işleniyor. Devletin itibarı bu aynı zamanda. Evet. Dediğim gibi hani yaklaşanlar. Mahmil dediğim gibi surenin simgesi, alameti, farikası. Ve bunların işte ekranda gördüğümüz gibi çok hemen görünce uzaktan da tanınan bir mimari dokusu yapısı var. Bir dizaynı var, evet. Evet, çoğunlukla dikdörtgen oluyor, ahşap oluyor ve onun üzerine bir üçgen gibi kismet yer alıyor. Bir piramit şeklinde ama standart değil, umumi genel şekli bu mahmillerin, bu ekranda gördüğümüz gibi. Yine bu ekranda gördüğümüz renkte olduğu gibi yazılarla, altın ve gümüşe bezenmiş yazılar, ipek püsküller yer alıyor. Şöyle gösteririm mesela. Şunlar püskül, şunlar püskül. Bunlar böyle ipek püsküller yer alıyor mahmillerde. Yani bunların sanat değerine, evet, estetiğine de büyük önem veriliyor hocam. Şimdi müsaadenizle aslında bir mahmil yola nasıl çıkıyor? Nereden çıkıyor? Bunun merasimi nedir? Bunu belki biraz konuşmamız gerekecek diye, evet, düşünüyorum. Belli başlı törenlerden bir tanesi. Belki 20 civarında büyük tören var. Onların en başta gelenlerinden. En başta geleni bu ve en görkemlisi bu. Topkapı Sarayı'nda burada gördüğünüz gibi toplanıyor. Şu padişah hocam, Sultan 1. Abdülhamit oturuyor gördüğünüz gibi. Etrafında görevliler var. Deve bu... Dostundan mı alırmış? Nereden bu? Dostunun hocam. Biraz sonra bu deveyi vesaireyi ayrıntılı göstereceğiz. Burada deve Surre Emin'ine teslim edilecek. Harem ağası değil, evet, mi? Hemen renginden... Evkafı haremeyine onlar bakıyor zaten. Harem ağaları... Onların sorumluluğunda, evet. Bakıyorlar. Darüssade ağası diğer adıyla. Deveyi yularından tutmuş. Surre Emin'ine teslim edecek. Tabii burada üst düzey devlet görevlileri var. Evet. Başlarında hepsinin mücevvezeler var. Mücevveze. Tören kıyafeti. Evet. Defterdar var. Nişancı var. Mesela burada gördüğünüz gibi Name-i Hümayun, padişahın, evet, mektubunu, evet, Surre Emin'ine teslim edecekler. Orada okunmak üzere şeyde. Atlas çantasına kese içinde konulmuş. Evet. Burada Sürre Hazinesi'nin defteri var. Şu onun defteri. Gördüğünüz gibi şey mühürlüyor. Defterdar. Evet. Mühürlüyor hocam. Şurada gözüküyor. Evet. Elinde mühürü var. Saray yalnız burada demek ki biraz hayal mahsulü gibi olmuş. Yani hangi kısmı diye ben... Bu arz odasının, evet, önü gibi geldi bana hocam. Evet. İşte ama böyle çatılar vesaireler, evet. Tabii tasviri bir resim. Aslında bazen Tolstoy bunları bilen bir insan. Bilen yani. Ve şeyler de tutuyor zaten. Hocam bu Surre devesi. Evet. Bu mahmil devesi ve Darüssade ağası. Burada gördüğümüz, evet, Surre devesi de diyoruz. Mahmil veya Mahmil-i Hümayun da diyoruz. Gerçekten elimizdeki en eski görsel belge bu. Şimdi mahmil bu, deve bu. Aşağıda mührü Davut var değil mi? O şey. Mührü Süleyman, Süleyman, şu söylediğiniz. Evet. Tabii bunun süslemeleri var hocam. Evet. Bunlar renkli değil ama biraz önce renklisi de gördük. Gümüş ve altın süslemelerle deve de süsleniyor. Bakın devenin mesela alınlığına bakın. Başına şurada büyük. Gayet yakından görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel süslenmiş. Zinciri var, yular
diyoruz. Bunlar gümüş. Yine bunlar gümüş simlerle işlenmiş örtüleri hocam. Şimdi mahmil devesinin kullanılmasının sebebi peygamberimize hürmetin bir ifadesi. Mahmil ve onu taşıyan deve, peygamber efendimizin devesini ve ailesini taşıyan deveyi remze ediyor, temsil ediyor. Onunla birleştiriliyor. Evet. Deve tek değil tabii, ne olur ne olmaz, hastalanır ve benzeri diye düşünüyor. Bir de yedek mahmil devesi var. Bu da aynen gördüğünüz gibi onun gibi süslü. O devenin yorulması durumunda, hastalanması durumunda, nöbet değişimi durumunda bu deve devreye giriyor. Şimdi hocam soru şu. Bu deve Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Mahmili götürdü. Tabii geri gelirken de biliyorsunuz kafile hem Ravza-i Mutahhara'ya, peygamberimizin türbesine, berkadına, o hücre-i saadete örtülen, her sene örtü gidiyor buradan. Onu daha konuşmadık. Kabe örtüsü dokunup gidiyor. Evet. O örtüler değişiyor. Bir yıl önceki örtü tekrar İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'a geliyor. Evet. Üsküdar'da törenlerle karşılanıyor. Evet. Burada bir bahis var. Belki kısa bir bahis. Onu okumak lazım. Bu şeylerle mi ilgili? Kisveyi, Kabe'nin kisvesi, örtüsü. Hocam onu hemen okuyalım isterseniz. Evet. Yani belki okuma siz, değil de maalen de olur. Siz onu açarken ben de cümleyi tamamlayayım. Evet. Üsküdar'da törenlerle karşılanıyor. Müjdecibaşı, müjdeyi padişaha veriyor. İlginçtir. Kabe örtüsü ve Ravza-i Mutahhara örtüsü, değiştirilen örtü doğrudan Topkapı Sarayı'na gitmiyor. Eyüp Sultan Türbesi'ne gidiyor. Evet. Ve oradan Edirne Kapı üzerinden Topkapı'ya saraya getiriyor. İntikal ediyor. Evet hocam, Selanik yani, herhalde. Selanik'te bir bahis olarak Kisve-i Hücret-i Hazreti Nebeviye sallallahu aleyhi ve sellem tecdid olunup kadimi kanun üzere geldiğidir diye başlamış. Yani onun gelişini işleyerek özetlerseniz hocam. Yine Evahir-i Şehri Mezbure'de İsneyn günü, pazartesi günü divan olmayıp o gün divan-ı hümayunu toplamıyorlar. Aslında divan günü ama pazartesi toplanmıyor. Çünkü bu örtünün merasimi yapılacak. Evet. Olmayıp hasreten Erkan-ı Saadet, Hüzerai İzam Hazretleri ve kadı asker efendiler ve defterdarlar vesair rikab-ı hümayun ağları ve bölük ağları hazır olup Darü's-Saade kapısı önünde muntazır olup, yani ikinci avludaki o Darü's-Saade kapısı önünde hazır olup Darü's-Saade kapısı önünde muntazır olup oturuldu. Bade zamanın bir süre sonra iki katır ile yüklenmiş Kisve-i Hücret-i Hazreti Nebevi'ye gelip ve iki canibinde iki livai hadra, iki tane de yeşil sancak, bayrak olup cümle ayağın ikbal ile tazim ve tekmile karşı varıp getirdiler. Sanduklar açılıp vüzera ve erkan-ı devlet Kisve-i Hücret-i Hücre-i Risalet ve Nahiye yüzler sürüp örtüye yüzler sürüyorlar. Evet. Badehu iz-i huzur-i hilafet fenahiye götürdüler. Bundan sonra da padişahın huzuruna götürüyorlar. O sıradaki padişah 3. Murat. Pardon, 3. Mehmet. Bu tarihte 3. Mehmet padişah. Evet. Ve hemrah olup gelen müteferrika Hızır Ağa vesairler hilat-ı fahire ve inam-ı vafire ile teşrif olundu. Padişaha ulaştırılınca padişah da onlara hilat giydiriyor. Yani en kıymetli elbise. Önemli bir tören dedik ki hocam. Evet. Ve mukaddema zamanı devleti Sultan Murat Hani de, yani babası 3. Murat zamanında Kisve-i Şerife tecdide muhtaç olduğu arz olundukta mühimmatı tedarik olunup Kârhane-i Amire'de, yani Topkapı Sarayı'nın atölyelerinde işlenip irsal olunmuştu. Hala Sefer-i Zafer rehber avdetinde şerefi vusulü saadet usul müyesser oldu.
Bu dahi nizam-ı ilahiyeden bir ulu faziletli nimettir. Yani Osmanlı'nın böyle bir şerefe nail olduğunu da söylüyor. Evet. Hocam bu sürrede yer alan hediyeleri taşıyan katırlar. Evet. Bunlar da gördüğünüz gibi burada Dostu'nun yine gayet süslü, bakımlı. Hem üzerinde bunlar hediyeler, farklı hediyeler var. Hem de kıyafetleri ortada. Bunlara biz mahmil katırları evet. diyoruz. Hediye taşıyan sürre katırları daha doğrusu affedersiniz. Bunlar görebilirler hocam. Müjdeci başısı var. Bu Mekke Şerif var. Darüsade ağası var. Bir de feraşet var hocam. Evet, şeylerle feraşet. Giden Feraşet-i Şerife. Evet. Evet. Biraz bu feraşet ve görevlerden söz edebilirseniz eğer. Yani feraşet temizlemek, süpürmek, bakım ve onarım yapmak manasına gelen bir kelime feraşet. Ferraş kullanıyoruz mesela günümüzde. Bu ferraş işte evet. hocam. Evet. Mescid-i Nebevi'yi, Mekke-i Mükerreme'yi süpüren görevler. Evet. Ama bu büyük bir paye. Büyük bir paye. Padişah kızları, şehzadeler, devlet adamları bu göreve talip oluyorlar. Kendilerine bu vesileyle ellerine berat veriliyor. İşte şu beratlar mesela bir feraşet beratı. Ve bu da öyle herkese yani gram gram veriliyor tabir evet. caiz ise. Mesela bu 1/2 kıratlık bir feraşet. Evet. 1774 tarihli 1. Abdülhamit dönemine ait. Mesela bu Sultan 2. Abdülhamit'in baş kadını Nazik Eda kadına verilen bir feraşet. Evet. Büyük bir şeref onu Kabe-i Müazzama'yı süpürme görevini vekaleten bile almış olsalar bunu çok büyük bir paye olarak görüyorlar. Mesela bu hocam dörtte birlik kıratlık bir evet. feraşet. Yani ve Şehzade Celaleddin'e verilen Sultan II Abdülmecid'in evet. şehzadesine verilen Ahmet Celaleddin'e verilen bir feraşet beratı. Yani bunlar son derece önemli. Epeyce var bu feraşet beratlarından. Müzehep ve fermanlar arasında yer alıyor ve bir kısmı da yayınlandı bunların. Evet. Müzehep fermanlar kitabı evet, yayınlandı. Kitabı da yayınlandı. Orada bunlar ayrıca yer alıyor. Ayrıca bu sürre ile ilgili de belki şu anda önümüzde değil ama Başbakanlık Osmanlı Cumhurbaşkanlığı arşivinin yayınladığı çok güzel bir sürre kitabı var. Belgeler orada. Belgeleri ihtiva ediyor. Evet o bakarlar. Şekilde. Ve bu indirilebiliyor. Yani bunu satın almaya gerek yok. Olduğu gibi indirmek mümkün olabiliyor. Evet. Hocam sürrelerin gönderildiği çantalar var. Evet. Sürre çantası diyoruz. Evet. Bu mesela kimlere gönderiliyor? Onu bir süratlice belirleyelim. Sürrenin verildiği kimseler. Mekke Medine'deki şeyh, molla, müderris, ketüda, vaiz, hafız, müezzin, çavuş, dizdar yani kaleb komutanı, özellikle mücavir. Bu kelime üzerinde biraz durmak lazım. Mücavir yani muhacir değil, mücavir. Komşu manasına evet. geliyor. Yani Osmanlı coğrafyasının her tarafından kimseler belli bir yaşa geldikten sonra veya belli bir duygu içerisinde ben bundan sonraki ömrümün bir kısmını veya geri kalan kısmını Resulullah'a komşu olarak veya Kabe'ye komşu olarak geçireyim veya Beyt-i Makdis'te yani Kudüs'te diyor. Böylece gidip oraya yerleşiyorlar. Biliyor ki orada bir hayat garantisi var yani ne ile geçineceğim, ne yiyip ne içeceğim sıkıntısı yok. Vakıflardan işte bu sürrelerden oluyor. Onlara bu bilhassa dağıtılıyor. Bir takım peygamber türbelerine veya bir takım yerlerde cüz okuyan, Kur'an okuyanlara veriliyor. Konuşmamızın başında da söyledik. Yani böyle bir sadaka verileri gibi değil, bir görev karşılığı gibi veriliyor. Evet. Ve bunları yapanlar işte başta padişahlar, kızları, şehzadelerin hazırladığı bağışlar vesaireler var. Oldukça
oturmuş bir sistem. Evet. Hocam bir Sure alayı görüyoruz. Yine bu da Dohson'dan. Normalde sureler Topkapı'dan çıkıyor. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı'na padişah taşınınca oradan hareket ediyor. Bu da muhtemelen 18. yüzyılın sonu gibi Dohson dönemine baktığımızda yani 1. Abdülhamit devri olduğunu zannediyorum. Biraz önceki Sure eminine. Kendisinin yaşadığı dönem de zaten o dönem işte. 1. Abdülhamit ve 3. Selim, 3. Selim dönemi. Padişahlar bazen biliyorsunuz Beşiktaş'taki saraya da intikal ediyorlar. Herhalde Sure oradan hareket etti. Hakikaten çok güzel bir resim. Çok zengin. Yani bir Sure alayının hangi hiyerarşi, hangi düzlem ve nasıl yolculuk yaptığını gösteriyor. Bu soldaki bölümün de o zamanki Beşiktaş Sarayı'nın bir uzantısı olan Bayıldım Köşkü olduğu tahmin ediliyor. Şimdi ben müsaadenizle resmi biraz büyüteyim. Tabii bu arada şunu söyleyeyim. Surelerin ilk güzergahı Topkapı veya Beşiktaş Yıldız Sarayı ise ikinci ve ana hareket noktası Üsküdar. Evet. Onun için zaten Üsküdar'a harem toprağı deniyor. Bu arkada Üsküdar'ı görüyoruz şöyle. Evet, bakın şey gözüküyor. Mihrimah Sultan Camii. Evet. Sonra hemen yan tarafında Güllüş Emetullah. Yani yıkılan Şeref Abad Sarayı. Abad. Yani Üsküdar'ın bugün yok olan eski tarihi dokusu var. Şimdi burada hocam Kervan'a baktığımızda şöyle büyüteyim ben. Burada Sure Emini ve diğer görevliler sırasıyla yürüyorlar. Mahmil burada gördüğünüz gibi şu hemen büyüttüm. Kalem önünü kapatmasın. Mahmil devesi. Arkasından yedek mahmil devesi gidiyor. Burada Sure Emini ve diğer üst düzey görevliler burada yer alıyor. Bu Sure alayları giderken hocam aynı zamanda halk çok rağbet ediyor. Hem giderken hem gelirken Boğaz'ın iki yakası böyle doluyor. Büyük alayış ve nümayişle bunları gönderip uğurluyorlar. Burada mesela şu hemen büyüttüğüm yerde Kılıç Kalkan ekibi var. Bu arkada 20'den fazla Sure katırı var. Evet. Hediyeler yüklenmiş gördüğünüz gibi. Şunların hepsi şöyle katırlar hediyeleri götürüyor. Son derece görkemli bir çok güzel Sure alayı. Bu da Dolmabahçesi Sarayı önünde Mahmili Hümayun'un hazırlanmasını gösteren bir resim. Zamanımız daraldığı için ben çok hızlı geçeyim müsaadenizle. Hani bu belgelere ulaşmak da pek kolay olmuyor. Burada Dolmabahçe Sarayı önünde Mahmil Devesi'nin gezdirilmesini görüyoruz. Yine Dolmabahçe Sarayı önünde Mahmil Devesi gezdiriliyor. Bunlar fotoğraf ama. Fotoğraf. Evet, artık. Bunlar artık 1800 yılların sonu, 1900 yılların başlangıcı. Burada da padişah Dolmabahçe Sarayı'nda şeye çıkmış, törene katılmış. Mahmili Hümayun burada çıkıyor. Yani Topkapı Sarayı'dakine benzer bir şekilde padişah Sure-i Hümayun'u uğurluyor. Ve tören kıtası gördüğünüz gibi Mahmil Devesi Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılmak üzere. Bu da Yıldız Sarayı'ndan hocam. Evet. Mahfilin Sure-i Hümayun'un hareketi ayrılması. Bunu şey çok güzel anlatıyor. Ayşe Osmanoğlu hatıralarında. Babam Abdülhamit. Berat Kandili'nin bir hususiyeti de Mahmili Şerif'in saraya gelmesi ve kalkmasıydı. Darussada ağası elinde fil dişi ve altın işlemeli bir asa olduğu halde en önde sarayın yüzlerce harem ağası onun arkasında olmak üzere Mahmili Şerif'i tutarak tekbir getirir ve ilahiler okurdu. Burada şöyle iki fotoğrafta kademe kademe ilerleyişi görüyoruz. Mahmili Şerif bütün sultanlar, kadın efendiler ve kalfalar tarafından ziyaret edilirdi. Hmm. Her sultan ve kadın efendi hediye olarak sırmalı üstüvalar verirdi. Sarayın iki eski kalfası bu kumaşlarla Mahmili Şerif'i süslerlerdi. Süsleme işi bittikten sonra yine aynı surette
Darüssaade ağası ve harem ağaları bunu alıp Darüssaade ağasının dairesine götürürler. Gece orada kalırdı. Ertesi gün Surre alayı tertip edilir. Surre eminine mahvil ve emanetler teslim olunacağından Yıldız Yokuşu'ndan alay yapılır. Efendimiz yani Sultan II. Abdülhamit mabeyne çıkar, pencereden seyrederdi. Biz de arabalarımıza binerek bakardık. Darüssaade ağası işte Yıldız Yokuşu'ndan aşağı Surre-i Hümayun burada iniyor. Evet. Darüssaade ağası dairesinde duran Mahmili Şerif'i büyük ve süslü bir devenin üzerine konur ve kordonları o yıl Surre emini olan zata verilir. Alay sarayın evet. kapısından çıkar bu fotoğrafta görüldüğü gibi ve yola revan olurdu. Mahmil Üsküdar'a geçince de top atılırdı diyor. Evet. Bu fotoğraf Ayrılık Çeşmesi'nden değil mi? Bilhassa oradan. Tabii Üsküdar'a geliyor. Oradan Doğancılar'a çıkıyor. Evet. Oradan Kadıköy'e yöneliyor. Ayrılık Çeşmesi'nden vedalaş. Evet. Oraya kadar da devlet icali uğurluyor. Vefat bunlar ediyorlar. İstanbul sokaklarında Mahmil'in nasıl bir şenlikle uğurlandığını gösteren fotoğraflar. Bu Mahmil'i Mısri. Hani dedik ya evet. Mısır Mahmil'i de yer alıyor diye Mahmil'i. Hocam bu resim Mısır'dan evet. hareket eden, Kahire'den hareket Mısır eden Mahmili. Surre'nin Mahmili. Gördüğünüz gibi zaten tiplere, simalara baktığımız farklı. Zaman da o bölgenin insanı olduğunu yansıtıyor. İtalyan ressam Stefano'ya ait 19. yüzyılın son çeyreğinde 1873 tarihinde yapılan bir resim. Efendim? Abdülaziz zamanı. Evet, Abdülaziz devri ama çok güzel bir resim ve Surre ile ilgili de çok kullanılıyor. Tabii Medine-i Münevvere'ye varıyor Mahmil. Evet. İşte burada İşte o tarihler artık Mısır hidivleri ilgileniyorlar. Yani şey olaraktan bu Mısır'da hidiv ailesi var. Malum Mehmet Ali Paşa'dan sonra o aile. Onların bir nevi kontrolünde ve o şekilde geliyor. Ama hala elbette ki Osmanlı. Evet. Burada Mahmil'in Surre-i Hümayun'un Medine-i Münevvere'ye varışı var. Tabii elimizde aslında Şam'daki fotoğraflar vesaireler var. Bu konuda görsel zengin. Bu Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye doğru kervan hareket ediyor. Tabii şu minyatür beni çok etkiler. Hocam bunun güzel de bir ifadesi vardır. Kabe-i Muazzama'yı resmeden bir minyatür. Pek çok Delail-i Hayrat'ta falan var. Delail-i Hayrat'larda olmazsa olmaz bir resimdir. Evet. Evet. Şu üzerinde bir beyit var. Evet. Beni de çok etkiler. Lütfeder evet. misiniz? Buyurun, buyurun. Her kime Kabe nasip oldu, hüda rahmet eder. Her kişi sevdiğini hanesine davet eder. Evet. Bu hakikaten hacıları çok etkileyen, çok duygulandıran, oraya vardıklarında bunun bir nasip işi olduğunu da gösteren güzel bir beyit. Bu resim de çok anlamlı bir resim. Bakın bu şu uzun böyle yılan gibi şey yapan bir haç kervanını gösteriyor hocam. Kafileyi gösteriyor evet. Bu resmi Müslüman ressamlar göndererek çizdirmiş dostum. Biliyorsunuz gayrimüslimler Medine'ye ve Mekke-i Mükerreme'ye giremiyorlar ama hem 18. yüzyıl sonundaki Kabe'nin Mekke-i Mükerreme'nin topografyasını gösteren hem de haccı gösteren muhteşem bir resim. Yaklaşık 60 civarında numara vardır. Mesela bakın buralarda göstereyim 20, 10, 44, 44 43, gibi evet. numaralar var ve bu resmin altında da bunların her birinin evet. Şeyi var hocam. Neresi olduğunu, neresi evet, olduğunu evet. gösteriyor. Muhteşem bir tablo. Ve bu fotoğraf hocam artık İstanbul'dan yola çıkan Surre-i Hümayun ne yapmıştır? Medine'ye, Mekke'yi Mükerreme'ye ulaşmıştır. Ve evlerin zaten hali şeklinden kesinlikle Mekke ve Medine olduğu anlaşılıyor. Ve gördüğünüz gibi Mekke Şerifine Surre devesi Mahmil-i Hümayun teslim ediliyor. Müsaadenizle bu resimle bitirelim. Beni çok duygulandıran bir resim bu hakikaten. Tarihi kıymeti çok yüksek, hatırası çok yüksek. Yani onlarca Surre ile ilgili belge, fotoğraf, gravür elimden geçti. Ama hiçbirinin manası
hiçbirinin hatırası, hiçbirinin mahiyeti, hiçbirinin temsil ettiği değer bu resim gibi değil. Neden? Çünkü İstanbul'dan yola çıkıp Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan son Mahmili Şerif, son Surre-i Hümayun'dur bu. Artık bundan sonra Birinci Dünya Savaşı çıkmış, Şerif Hüseyin Osmanlılara isyan etmiş, Müslümanlara ihanet etmiş, İngilizlerle işbirliği yapmış ve savaş nedeniyle İstanbul'dan yola çıkan Surreler önce Medine'ye sonra Şam'a kadar gidebilmiş ve 1918 yılındaki son Surre Şam'da durmuştur. Oradan geri gelmiştir ve Kabe örtüsü İstanbul'da dokunmuş ama Kabe-i Muazzama'nın üzerine örtülememiştir. Ravza-i Mutahhara örtüsü İstanbul'da dokunmuş ama Ravza-i Mutahhara'ya örtülememiştir. Ve son surrenin örtüleri nerede değerlendirilmiştir? Son surreyle Haremeyn'e gönderilen Kabe örtüsü nerede değerlendirilmiştir hocam? Eyüp Sultan Türbesi'nde, Eyüp Sultan'ın sandukasının bulunduğu bu bölümde, pencerelerde, şurada kenarını gördüğümüz şu örtüler Kabe örtüsü olarak hazırlanan örtülerdir. Ve bu resme dönelim tekrar. Bu son surrenin resmi olarak hatırlanmalıdır. 1915 yılına aittir. Burada zaten tarihi veriliyor ve surre hatırası diye yazıyor. Gördüğünüz gibi burada bizim gördüğümüz Mahmili Şerif'in veya Mahmili Hümayun'un rengi kırmızıydı ama burada da gördüğünüz gibi koyu yeşil, farklı renkler var demiştik. Burada sancak var, hepsi var. Haydi acaba bu? Onu da söyleyeceğim hocam ve bakın şurada Surre Devesi'nin yuları teslim ediliyor. Bu hocam Surre Emini Ahmet Paşa. Bu. Ve Mahmil Devesi'nin yularını Mekke-i Mükerreme emiri Şerif Ali Paşa'ya. Hatıralarda yayınlandı Ali Paşa'nın. Ali Paşa'ya teslim ediyor. Son derece hatırası zengin bir resim olarak kayıtlara geçiyor. Biz de şöyle ekranda bunu donduralım ve sizin değerlendirmenizle veda edelim. Evet, yani bugün bir müesseseyi, bir İslam dünyasının kadim bir kurumunu bazı yönleriyle ele almaya çalıştık. Çok yönü olan, çok boyutu olan bir kurum. İşin bir meşruiyet tarafı var, sevgi ve hürmet tarafı var. Ekonomik boyutu var, işte güvenlik tarafı var. Ama bütün bunlar oldukça oturmuş bir sistem halinde yüzyıllarca devam ettirilmiş bir kurumdur. Biz Osmanlı dönemine baktığımız zaman bunun gayet güzel organize edildiğini görüyoruz. Adeta kılcal damarlar gibi imparatorluğun her yerinden oralara yardımların aktığı görülüyor. Ve bu yardımlar da bir sadaka gibi değil, karşıdakini verilen kimseleri de onore eden, yaptığı hizmetlerin bir mukabeleymiş gibi olan bir tarzda onlara bunlar ulaştırılıyor. Devletin itibarını, evet, siyasi meşruiyetini, bölgeler arası iletişimini, evet, ve bu bölgelere olan koruyuculuk ve hizmet vasfını yansıtan, evet, bir merasim, bir kurum, evet, Surre-i Hümayun. Efendim, bir sonraki tarih söyleşileri programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.